var. 7. sınıfta yepyeni bir dünyanın, yepyeni bir başlangıcın heyecanını yaşıyoruz. Dijital dünyaya başladık hocam. Evet, dijital dünyaya başladık ama öncesinde tabii ki tünaydın da diyeceğiz. Hoş geldin de diyeceğiz ama istersen canlı yayınımıza başlayalım Tonguç Efendi benim. Herkes 7. burada, sınıfta Alkan, dijital burada. Dünyada bütün cyborglara Buradan günaydın diyoruz. Çiftçi burada, Umut Efe Herkese burada. Merhabalar diyoruz. Şu anda gerçekten Arkın Gamer ve birçok arkadaşımız canlı yayında bizle beraber ve bizler de bu dijital dünyanın birer esiri olaraktan dijital artık... Dijital dünya beni bağladı öyle hocam. Hiç canını sıkmana gerek yok Tonguç Efendi benim. Dijital dünyada gerçekten bizleri bekleyen sorunlar var ama güzellikler de var. Biz bu dijital dünyaya hocam, beraber... Hocam zili çalacak mısınız? Evet, zili çalacağız. Bu arada başlatalım, zilimizi başlatalım. Sınıf dijital dünyaya başlıyoruz. Bugün ne öğreneceğiz? Hep beraber bakalım. Tünaydın hocam size de. Geçmişte üretim, dağıtım ve tüketim ağlarına bakacağız. Günümüzde üretim, dağıtım ve tüketim ağlarına bakacağız. Ve elektronik ticaretin avantaj ve dezavantajlarını öğreneceğiz. Online oyunlara bakacağız. Yaşasın online oyun. Eyüp Ağın, İsmet Beyaz. Hocam siz Brawl Stars'da kaç kupasınız? Ben şu anda 12.000 kupadayım. Efsaneleriniz hangi? Evet, Spike ve Leon'la idare ediyorum şimdilik. I'm Joker, Sueda Aydın. Sendi var bende ekstra. Tebrik ediyorum. Kral var olsun. Bu arada arkadaşlar lütfen bu videoyu WhatsApp'ta paylaşmanızı istiyoruz. 7A, 7B, 7C. Zil Luko demiş arkadaşlar. Evet, annemizle de paylaşalım ve hemen başlayalım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 7. sınıf sosyal bilgiler sayfa 174'de baktığımızda ki burada hemen göstermek istiyorum Tonguç Efendi benim. Kitabımızda sayfa 174'te zaten bu kısmı yani dijital dünyayı sizlerle beraber tekrar edeceğiz. Dijital dünyada üretim, dağıtım... Merhaba demiş yaren size hocam. Merhaba arkadaşlar, herkese merhabalar diyoruz. Lütfen geç kalanlar geç kağıda alsınlar yani like butona bassınlar. Zaten burada olanlar da like'a bassınlar ve videomuz başlasın. İlayda Peker'de nereleri not alacağımı söyler misiniz demiş Tabii hocam. Tabii ki arkadaşlar, nereleri not alacağınızı söyleyeceğiz. Şimdi başlayalım. İlk başta Şirinler'de ihtiyar Şirin diyor ki, Şirin Baba diyor ki Gargamel'e, bizi nereden buldun diyor, köyümüzü nereden buldun diyor. Biz de diyoruz ki Google haritadan bulduk. Şimdi burada dijital teknoloji, üretim, dağıtım, tüketim anında çeşitli değişimlere neden olacak ve artık insanlar aradıkları her şeyi internet üzerinden yani genel ağ üzerinden, web siteleri üzerinden rahatlıkla bulabilecekler. Zaten sadece internete girebiliyorum hocam, başka hiçbir şey yapamıyorum. Evet, şu anda zaten sokağa çıkma yasağı var. Artık bu sokağa çıkma yasakları ve buna benzer gelişmeler artık dijital dünyayı daha iyi anlamamızı, elektronik ticareti, e-ticareti, online eğitimi, uzaktan eğitimi daha iyi anlamamızı sağladı. Şimdi eskiden üretim, dağıtım, tüketim nasıldı? İlk başta el emeği, göz nuru ürünler üretilirdi. Adam böyle elinde üretiyordu. Siz de bunları elle yazıyorsunuz değil mi hocam? Evet, biz bunları organik. Hala biz dijital teknolojiyle eski teknolojiyi birleştirmeye çalışıyoruz. Yani elimizde el emeği, göz nuru bir şekilde... İşsiz misiniz hocam siz? Birazcık sıkıntılıyız. Evet, işsizlik yaşıyoruz. Ve kervanlarla yani böyle taşınabilen kervanlarla çeşitli şehir ve ülkelere gönderiliyordu. Ardından da bu dağıtılan şeyler parası olan tüketici tarafından satın alıyordu. Yani üretiliyordu. Götürülüyordu yani dağıtılıyordu, sonrası tüketiliyordu. Günümüzde ise üretim, dağıtım ve tüketim değişti. Artık el emeği, göz nuru değil, fabrikada üretiliyor. Yani her zaman verdiğimiz örneği bir kez daha veriyorum. Bu kalemler artık elle üretilmiyor usta çırak ilişkisiyle. Fabrikada üretiliyor. Bu gömlek artık terzi tarafından dikilmiyor. Fabrikada üretiliyor. Dolayısıyla veyahut da atıyorum işte bu kitaplar artık el yazması değil. Fabrikada hop dijital olarak basılıyor. Dolayısıyla bizler günümüzde üretim, dağıtım ve tüketimin 3 faktörünü değiştirmeyeceğiz. Birincisi fabrikada üretim yapılıyor. İkincisi artık dağıtım develerle, kervanlarla değil. Artık uçaklarla veyahut da o deve sesi mi? Deve sesi hocam. Bu arada Zeynep Akkoyun, Leyla Naz, Uruç 3 kafadır arkadaşlar. Toprak yoklama alacak mısın hocam diye 3 kafa. Evet arkadaşlar. Eskiden yoklama nasıldı? Hoca işte ben diyordum ki Furkan Toprak burada, Ceylin Naz Esen burada diyordunuz. Ama şimdi ben diyorum ki Ceylin Naz Esen like. Kerem Bıyık like. Tuvalete gidebilir miyim? Dislike. Hayır arkadaşlar, tuvalete birazdan ders düzeye gideceğiz. Dolayısıyla dağıtım da artık ne oldu? Uçaklarla, gemilerle çok daha farklı hızlı ulaşım araçları yapılıyor. Ve tüketim ne oldu? Parası olan tüketici yine satın aldı. Ve bu sefer tüketimi satın al butonumuz değişti. Eskiden bu ahşap sepetlerle alışveriş yapıyorduk. Şimdi alışveriş sepetlerimiz internette olmaya başladı. Artık biz bu market arabaları yerine alışveriş sepetlerini internet üzerinden kullanmaya başladık. Nasıl oluyor hocam internet üzerinden alışveriş? Mesela bir tane örnek vereyim sana Tonguç'um. Mesela bizim kendi Tonguç mağazamıza girelim. Tonguç mağazaya girersek şimdi şu anda girme. Videomuzdan sonra iyi butona tıklayabilirsin. Nasıl gir? Mesela gir bakayım Tonguç mağazaya şimdi. Girdim hocam. Şimdi bak Tonguç mağazaya nasıl girdin? Google'a Tonguç mağaza yazdın, karşına bu çıktı bak. Ay yukarı sepetim var hocam. Evet, sepet dediği normal alışveriş sepeti. Burada istediğin kitapları alabiliyorsun veyahut da işte tümü
ürünler, TYT, AYT, LGS diyor. Sen kendi sınıfını seçtiğin için 7. sınıfı. Burada senin 7. sınıf ürünlerin çıkıyor. Mesela 7'den 8'e var, Hadi var, TOS'lar var, 7. sınıf TOS'lar. İşte Paragrafon var, Şimdiden Sana Mutlaka Faydalı. Bunların herhangi birini seçiyorsun. Mesela tıkla mesela. Diyelim ki 7. sınıf Dinamo Matematik tıkla sağ üst köşede. Ona tıkladığın zaman. Tıkladım hocam. Harika. Aa, sepeti mi oldu? Sepetini ekliyor. Okey diyorsun. Sonra git bakalım. Sepetine git bakalım şimdi mesela. Sepetine gittiğin zaman karşına sepetin içinde olan ürünler çıkıyor. Ve sonrasında kredi kartıyla ya da kapıda ödemeyle ya da havaleyle alışverişini tamamlıyorsun. Burada kredi kartı bilgilerini giriyorsun. Bazı işaretlemen gereken yerler var. Sana elektronik fotoğraf kesildiği için kimlik numaran da istenebiliyor. Ama sonucunda sen güvenli bir şekilde alışverişini yapıyorsun. Bitiyor. Şimdi gel tekrar İstanbul stüdyolarımıza geri dönelim. İstanbul stüdyosu. Makineleriyle üretim oldu. Yani insanlar usta ve çırak ilişkisinden neye geçtiler? Artık fabrikadaki üretime geçtiler. Ve ardından da buhar makinelerinden sonra, yani kömürle çalışan buhar makinelerinden sonra elektrik enerjisiyle seri üretime geçti. Mesela çok ilginç bir şey yaşandı Tonguç, biliyor musun? Artık günümüzde kömür yerine, petrol yerine elektrik araçlar çıktı ya. O kadar bu araçlarda... Bayılıyorum. İleride Tesla alacağım hocam kendime. Dün çok ilginç bir şey yaşandı Tonguç. Belki aa, TOG alacağım, TOG. Tebrik ediyorum. TOG alacağız tabii ki. Türkiye Otomobil Girişim Federasyonu tarafından hazırlanan. Neydi TOG, neydi ya? Unuttuk hocam bir zaman. Türk Otomobili Geliştirme Girişimi. Türk Otomobili Geliştirme Girişimi. Şimdi burada çok önemli Tonguç herhalde benim. Dün dünyada çok ilginç bir şey yaşandı. Dün dünyada üretilen benzini koyacak yer bulamadıkları için benzini satın alana para veriyorlardı. Aa. Dün gerçekten böyle bir olay yaşandı. Biz de alsaydık, stoklasaydık. Aynen. Hatta ben de onu dedim. Niye biz bir sürü barajlarımıza benzinle doldurmadık diye. Çünkü benzini çıkarmanın bir maliyeti var. Onu çıkardıktan sonra çıkarmayın, boşu boşuna satacak kimse yok diyor. Durdurmanın maliyeti var. Adamlar çıkardılar ve satacak insan bulamadılar. Eksi fiyatlara düştü. Ve günümüzde bu şunu gösteriyor. Hocam artık alana bedava mı veriyorlar? Hatta üzerine para mı veriyorlar? Dün benzin alana para veriyorlardı. Oo. Ama bizim Türkiye'de değil, Amerika'da. Bizde benzin alan bayağı bir şey yapıyor hocam. Aynen. Çok pahalı benzin. Çünkü insanlar artık arabalarını elektrik kullanıyorlar. Oh tabii be, ne güzel gerçekten. Ve koronadan dolayı da biliyorsun insanlar birazcık dışarıya çıkmamaya başladılar. Evde kalıyoruz hep beraber evimizde. Korona korona, haydi gidelim horona. Ne diyorsun o Tonguç ya? Şimdi ve ardından da elektronik bilgi ve teknolojisiyle üretim başladı ve dijital teknoloji üretim başladı. Artık adam buradan fabrikadan tık 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 basıyor klavyeye. Üretelim. 2 tane kalem, 3 tane kalem. Bir tanesi üretiliyor. Tamam. Bundan 2 tane daha üret. Tamam. Üretti. Bir Nursun daha Çelik nerelere yazalım demiş. Bir daha üretti. Böyle gidiyor. Şu anda herhangi bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Birazdan yazacağınızı söyleyeceğim. Dolayısıyla fabrikada gürültüler olabiliyor böyle. Şimdi buhar makineleri üretim vardı. Elektrik enerjisiyle seri üretim, elektronik bilgi ve teknoloji üretim ve dijital teknoloji üretim var. O zaman biz burada şu birinci maddeyi, ikinci maddeyi ve dördüncü maddeyi yazabiliriz. Yani üretim teknolojisi yaşanan gelişmeler buhar makineleri, elektrik enerjisi ve dijital teknoloji üretim şeklinde gidiyor diyebiliriz. Bayılıyorum dijital teknolojisine. Peki elektronik ticaret nedir? Yani e-ticaret nedir? Oo. Mal ve hizmetlerin satımının bilgisayar ağlar üzerine yapılması. Yani şu anda siz... Evinizdeki... Şu anda evimize marketten alışveriş yapıyoruz hocam. Evet, marketten alışveriş geliyor. Şu anda markete gitmenize gerek kalmadı. Oo. Şu anda kitapçıya gitmenize gerek kalmadı. Şu anda televizyon üzerinden, daha doğrusu bilgisayarın üzerinden ya da telefonunuz üzerinden ya da dizüstü bilgisayarın üzerinden istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Arabada alabiliyorsunuz, evde alabiliyorsunuz. Domates alabilir miyiz? Domates alabiliyorsun, kitap da alabiliyorsun, su da alabiliyorsun. Domates çürük çıkarsa geri verebilir miyiz? Tabii geri verebilirsin. Diyorsun ki ben kapıda geldiği zaman buraya çürük domates deyip geri verebilirsin. Biz buna online alışveriş diyoruz. Peki elektronik ticaretin sağladığı kolaylıklar ne oldu? Birincisi zamandan tasarruf ve alışverişe kolaylık sağladı. Mesela sen şimdi markete gideceksin. Markette sıraya gireceksin. Seni birileri bekliyor. Virüsten korunma sağladı. Sosyal temas var. Onların hiçbiriyle uğraşmıyorsun. Zamandan tasarruf ve alışverişe kolaylık sağladı. Ve güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor. Aynı zamanda da ürünlerin alım ve satımını kolaylaştırıyor. Satan adam da diyor ki ya ben bunu nasıl satacağım? Ben bunu şimdi ürettim diye İstanbul'da üretti. Ben bunu Ankara'ya nasıl götüreceğim? Ben bunu İstanbul'a, Kakkari'ye, Diyarbakır'a, Urfa'ya nasıl götüreceğim diye düşünmesine gerek kalmadı. Çünkü Urfa'daki adam bilgisayara gelip tık tık hemen ürünü alabiliyor. Ve pasaport başvurusu ya da bankacılık işlemleri yapmak gibi kolaylıklar da artık elektronik ticaret sayesinde sağlanmaya başladı. Peki olumsuz yönü çok mu bu işin? Var tabii ki. Ürünlerin zamanında tesliminde sıkıntılar yaşanabiliyor. Kargo çalıyor. Alo, kim geldi? Affedersiniz, kimsiniz acaba? Evde misiniz? Virüslüyseniz işe almayacağım, evde değilim. Bak evdeysen eğer 7/24 evdeysen şu anda tamam, kargo sana teslim oluyor. Ama uzun zamandır mesela kargo firmanın en büyük yaşadığı sıkıntı, eve geliyor ürünü getiriyor, adam evde yok. Hayda, geri götürüyor kargo deposuna. Dolayısıyla değilsiniz. Bak burada kargoları beklemek biraz süre alıyor. Hatta şu anda da koronadan dolayı birazcık hijyene dikkat ediliyor. Kargolarda daha yavaş getiriyorlar. Eskiden 2 günde gelen ürünler artık 3-4 günde gelmeye başlıyor. Mesela Ömer Geyik demiş ki Tonguç'tan kitap aldım, ne zaman gelir demiş. Birkaç gün içerisinde gelecek ama Ömer Geyik'in sağlığı için
kargocularda bize dikkat ettiğimiz için. Sosyal mesafeye dikkat ediyor musunuz hocam? Her zamankinden birkaç. Hocam dijital mesafeye dikkat ediyor musunuz? Dijital mesafe de önemli Tonguç. Oğuzhan Akçay demiş Tonguç ileride sizin yerinize robotlar ders anlatacak fazla uzatmayın demiş. Aa çok mantıklı. Elektronik ticaretin olumsuz yönlerine baktığımızda ise müşterinin ürünü canlı olarak görüp inceleme ve deneme şansı yoktur. Sürprizler yaşanabilir. Mesela sen telefon aldım diye seviniyorsun. Bir açıyorsun içinden salatalık çıkıyor. Aa. Evet ben bunu yaşadım. Ben geçen gün bal siparişi verdim hocam. İçinden ne çıktı? Kavanozların üçte ikisi boştu hocam. Evet. Buna İçinden benzer... bal yerine de şey çıktı. Reçel çıktı. Reçel çıkabiliyor gerçekten. Yuh artık pişkinliği bu kadar diyeceğimiz durumlarda yaşanabiliyor. Peki aynı zamanda genel ağ üzerine yapılan alışverişlerde kredi kartı kullanımından dolayı güvenlik riski olabilir. Mesela Tonguç mağazaya girdiğinde mutlaka orada bir yeşil ibare var. Yani o nerede güvenlik... hocam? Bir daha girelim Tonguç mağazaya. Tonguç herhalde benim. Tonguç gir bakalım Tonguç mağazaya. Gir bakalım. Girdim hocam. Bak şöyle bir Tonguç mağazaya tıkla. Burada sen eğer şu anda tabii sende gözükmüyor. Burada biz bilgisayar ekranı gösterdiğimiz için. Sen girdiğinde göreceksin. Bir saniye hocam. Hemen göster bakalım. Üstte yeşil bir ibare var. Bu yeşil ibare yani şey olan kısım ödeme kısmı sırasında. Şurada bak ne diyor? Certificated diyor. Yani secure diyor. Bu ne demek? Yani burası bu site güvenilir. Burada rahat rahat alışveriş yapabiliriz. Bunu almak için biz ne kadar çok kontrolden geçtik biliyor musun? Secured by Secdigo. Yani burada güvenliliği sağlanmış diyor. Sen burada bütün bilgilerini paylaşabilirsin. Bu adamların her şeyi tüm bankacılık, tüm devlet tarafından kontrol altında diyor. Burası yamyam bir site değil diyor. Zaten bize Tonguç mağaza olarak öğrencilerin güvenini kazanmak için böyle bir şey yapmak zorundaydık. Buraya ciddi bir şekilde... Böyle olmayan siteden almayayım mı hocam? Kesin alma. Sakın sakın alma. Öyle bir site. Şimdi sen bizi seviyorsun. Aa işte Mehmet Hoca'yı çok seviyorum, Talha Hoca'yı çok seviyorum. Tamam bundan dolayı alışveriş yapma. Eğer bu ibare yoksa hiç kimseden baban bile olsa babacığım kusura bakma sertifikan yoksa alamam demen lazım. Online oyunlara baktığımızda sen en çok hangi oyunu seviyorsun Tonguç herhalde? Ben en çok hocam Brawl Stars seviyorum ama Roblox'u da seviyorum. Onu çok seviyorum. Her şeyi çok seviyorum. Dijital teknoloji sayesinde oyun olacak. Manyağıyım ben hocam. Tebrik ediyorum seni. Film, müzik ya da oyunları genel aracılığıyla satın alıp indirmek mümkün. Ruhumu satarım oyun için hocam. Hayır saçmalama o kadar da değil. Günde bir saat oynayabilirsin ama fazlası zararlı. Bu sayede herhangi bir dağıtım aracına ihtiyaç duymaksın. Bu ürünle ticaret yapılabilir. Ancak oyun bağımlılığına dikkat etmemiz gerekiyor. Rüveyda demiş ki Ramazan'da ders var mı hocam demiş. Tabii ki Ramazan'da da mutlaka derslerimiz devam edecek. Hatta Nihat Hatipoğlu da bizlerle beraber ders yapıyor. Evet. Sahurda ders yapar mısınız hocam? Sahurda da derslerimiz geliyor arkadaşlar. Sahurda çok güzel sizlerle beraber hurma, zeytin, haşlanmış yumurta, pide ve ders yapacağız. Şimdi, ezan okur musunuz hocam? Ezanı okumayı da düşünüyoruz ama belki TMS'de bir ilahi patlatabiliriz bu şeyde. Ramazan ilahisi. Geçen senelerde bir ilahimiz var gene gelebilir. Geçmişten günümüze üretim teknolojisi yaşanan gelişmeler ve e-ticaretin sağladığı kolaylıkları öğrendik. Peki 7. sınıfta şu anda neredeyiz? Dijital teknolojideyiz. Hemen ödevlerimizi vermek istiyorum. Taktikli tüm derslerde sayfa 244-245'ten ödevimizi gösteriyorum. Bak burada teknoloji ve değişen dünyayı görüyoruz. Sonuç elanım benim. Buralar ödevin. Ve aynı zamanda Zoru Bankası'nda sayfa 130 ve 131'de dijital teknoloji çağındayız kısmında bak burada birazcık beceri temelli zor sorular var. Zor soruları gördüğün zaman sakın ağlama, üzülme. Burada kare kod okuttuğun zaman ağlıyorum hocam. Soruların çözümünü uzmancılardan dinleyebilirsin. Ve Dinamo Soru Bankamıza da yine sayfa 138 ve 141'de seni bekleyen sorular. Yani geleceğin senelerinde ve dijital teknoloji çağındayız alakalı soruları mutlaka ama mutlaka çözmelisin Tonguç Erdem'in. Bu sorular senin için çok faydalı olacak. Ve yine dijital teknolojiyle alakalı sıfırdan... Of ne şok ödev verdiniz ya. Ödevsiz bir öğrenci balkos bile veren. Burada konu anlatımımız var. Sanayi devrimi ve Arda soru çözümü var mı hocam? Bunların hepsini beraber göreceğiz. Hadi bakalım şimdi hep beraber soru çözmene geçelim. Tonguç Erdem benim. 7. sınıf sosyal bilgilerde dijital teknoloji, dijital dünya konusunun soru çözüm videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Ve şimdi hiç vakit kaybetmeden öğrendiğimiz bilgileri ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Pekiştirmenin en güzel yolu da nedir? Soru çözmektir. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar şimdi sorularımızı çözeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yukarıdaki genel ağ haberi dijital teknolojilerin hangi alanda meydana getirdiği değişime örnek olarak gösterilebilir diyor. Bakın yukarıdaki genel ağ haberi dijital teknolojilerin hangi alanda meydana getirdiği değişime örnek olarak gösterilebilir. Malatya'da iki bahçede kurulan tahmin ve erken uyarı sistemiyle bahçelerin çeşitli hastalık ve zararlarından korunabilmesi için çiftçilerin cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiliyor. Evet ne kadar güzel bir sistem değil mi? Peki bu sistem hangi alanda bir değişime örnek olarak gösterilebilir? Ben sizin için yanlış olan iki cevabı çıkartacağım. Tabii ki de sanayi ve internet değil arkadaşlar. Bu hangi alandaki önemli bakın hangi dijital teknolojinin hangi alandaki meydana getirdiği değişime örnektir? Hadi bakalım cevaplar gelsin. İnanılmaz derecede doğru cevap bilenleri sayısı karşımda şu anda arkadaşlar.
Çok çok doğru cevabı bilen öğrenci var. Ve ben size, Tankut bugün yanımızda değil ama ben her türlü sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, Helin Şeker D demiş ve doğru bilmiş arkadaşlar. Yine arkadaşlar dört kafadar D demiş, sorumuzun doğru cevabını bilmiş. Evet arkadaşlar, burada açık bir şekilde tarımdan bahsediyordu. D diyenler ne yaptı arkadaşlar? Doğru bir şekilde cevabımızı bildiler. Evet, şimdi geldik diğer sorumuza. Bakalım bu sorunun cevabını kim bilecek? Bu sorunun cevabını doğru bilen bir öğrencimizi buraya ismini yazacağım arkadaşlar. Yakın gelecekte 3 boyutlu yazıcılar ile yapay organlar yapılıp insanların, bakın insanların hayatlarını kurtarmalarını kesin gözle bakılıyor. Dünya çapındaki bazı laboratuvarlarda çoktan organların üretimi deneysel olarak başarıyla gerçekleştirildi. Verilen bilgide 3 boyutlu yazıcıların ağlarından hangilerinde kullanılacağı öngörülmektedir. Bakın 3 boyutlu yazıcıların ağlarından hangilerinde kullanılacağı öngörülmektedir. Burada dağıtımla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Yani dağıtımla ilgili burada herhangi bir bilgi, bir şey ürettik de bu ürünü dağıtıyoruz. İşte şu yöntemlerle dağıtıyoruz diye bir bilgi yok. Bu yüzden arkadaşlar biz 2 olanı eliyoruz. 2 olanı elediğimizde de cevabımız ne oluyor arkadaşlar? A seçeneği kalıyor. Burada açık bir şekilde üretimden bahsediyor arkadaşlar. Yani 3 boyutlu yazıcıların ağlarından hangilerini kullanacağından bahsediyor. Üretim arkadaşlar ne yapıyoruz? Yapay organ üretiyoruz değil mi? Evet, doğru cevabımızı şimdi bilenler arasından bir kişiye buraya yazacağım arkadaşlar. Evet, hemen bakalım doğru cevabı bilen mesela Elif Çalışır. Evet arkadaşlar, hemen Elif'i buradan tebrik ediyoruz. Elif Çalışır doğru cevabı A olarak bildi ve Elif'i tebrik de ettik arkadaşlar. Ve şimdi hop diğer sorumuza geçiyoruz. Tam yeni nesil, yepyeni nesil bir soru. Bu soruyla karşınızdayız. Evet, yukarıdaki haber dijital teknolojilerin hangi alanda meydana getirdiği değişimleri destekler niteliktedir. Bakın destekler niteliktedir. Evet, akıllı tarım çözümleri, sera takip çözümü. Çiftçiler tarım alanlarının sıcaklık ve nem seviyelerini uzaktan takip edebiliyor. Seralarına gitmeden iklimlendirme ünitelerini çalıştırarak gerekli ısı seviyelerinin korunmasını, böylece verimliliğin artmasını sağlayabiliyorlar. Evet, verimliliğin artmasını sağlayabiliyorlarmış. Sulama pompalarının da araziye gitmeden açılıp kapanmasını ve tüm operasyonlarının merkezden yönetilmesini sağlayan çözümlerle doğru zamanda ve optimum, yani en yüksek seviyede arkadaşlar, en yüksek seviyede toprak neminin sağlanması da yine bir iletişim şirketinin oluşturduğu çözümlerle mümkün. Burada arkadaşlar yukarıdaki haber dijital teknolojinin hangi alanda meydana getirdiği değişimlere örnektir. Bunu destekler diyor. Ben doğru cevabı bilen bir öğrencimizin ismini buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım doğru cevabımızı kimler verdi? Evet, doğru cevaba inanılmaz bir yüklenme var şu anda. %99 herkes ciddi bir anlamda doğru cevabı bilmiş arkadaşlar ve ben şimdi doğru cevap vereceğim. Sonra bilenlerden bir kişinin ismini buraya yazacağım. Arkadaşlar bakın, burada pazarlamayla, tüketimle, dağıtımla alakalı hiçbir şey yok. Burada açık bir şekilde tarımsal üretimden bahsediyor ve bu üretimin dijital teknolojiyle birlikte nasıl değişimler gerçekleştiğini bu üretimde ve bu üretimin nasıl sağlandığından bahsediyor. Bu yüzden cevabımız açık bir şekilde A seçeneği arkadaşlar ve biraz yukarılara çıkalım. Çünkü doğru cevabı vermeden önce bilen bir öğrencimizin ismini yazmak istiyorum ve evet burada Selma Bozkurt'u gördüm arkadaşlar. Hemen Selma Bozkurt'u tebrik ediyorum ve Selma'cığım soruyu doğru bildi. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Bu arada bizlere hangi şehirden izliyorsunuz ve yayınımıza hangi şehirlerden katılıyorsanız lütfen yoruma yazın. Biz İstanbul stüdyolarımızdan sizlere tüm Türkiye'ye yayın yapıyoruz. Bakalım tüm Türkiye'de hangi illerde öğrencilerimiz bizleri izliyor. Evet, dijital teknolojilerin tüketim ağında meydana getirdiği değişimler arasında gibi kolaylıklardan hangileri gösterilebilir? Tüketim için arkadaşlar bakın. Ürünü canlı olarak görüp inceleme. Bu bir dursun. Çünkü dijital teknoloji diyor. Yani sanal teknoloji, işte internet üzerinden alışverişlerden bahsediyor burada. Zaman kaybını azaltma. Evet arkadaşlar, herhangi bir ürünü alacağımız zaman dışarıya çıktığımızda bir sürü dükkan gezeriz ve bir sürü zaman kaybına neden olur bu durum. Ama internet üzerinden herhangi bir alışveriş yaptığımızda veya internet üzerinden bir tüketim yapmak istediğimizde hemen kolaylıkla bir sürü siteyi gezebiliriz ve bir sürü siteden bilgi alabiliriz ve
zaman kaybımız da azalır. Fiyat karşılaştırması yapma. Evet arkadaşlar, bu işin en güzel yanı budur ve mesela işte A sitesinde bu ürün 15 lira, işte B sitesinde bu ürün 14 lira, işte C sitesinde bu ürün, yani internet sitelerinde tabii ki de bunu apartman ev site olarak karıştırmayın, 13 lira gibi, yani böyle karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Bu da kolaylıklarımız arasındadır, zaman kaybını azaltır ama ürün olarak canlı olarak ürünü canlı olarak görüp inceleme şansımız yoktur arkadaşlar. Ürünü sanal, yani internet üzerinden görürüz. Ancak satın aldığımızda, evimize geldiğimizde bu ürünü canlı olarak görebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3'tü. C seçeneğini doğru bilenleri, 2 ve 3 olarak cevabı verenleri ben buradan kutluyorum arkadaşlar. O Bursa'dan katılan bir öğrencimiz mesela, Sude Durmuş C demiş, bravo. Evet, Hatice hello demiş, hello diyoruz. İrem Yılmaz Samsun'dan katılmış. Evet, ne kadar güzel. Bursa, Samsun, Karadeniz'den, Marmara'dan, her bölgeden katılan öğrencilerimiz var. Diyarbakır'dan izleyen öğrencimiz var. Çok güzel diyoruz ve ödüllü soru öncesi, hop, son sorumuzdayız arkadaşlar ve inanılmaz bir teneffüs sizleri bekliyor. Genel ağ üzerinden yapılan alışverişe e-ticaret denir. E-ticaretin en büyük avantajları arasında durumlarından hangileri gösterilebilir? Bakalım. E-ticaretin hangi durumlara neden olacağından bahsediyor. Hangi durum avantajlarından bahsediyor bize. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak müşterilere alışveriş imkanı sunabilmesi. Evet arkadaşlar, istediğimiz zaman istediğimiz ürünü evimizde ne yaparız? İnternet üzerinden alabiliriz. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak ürünlere ulaşabiliriz. Bu arada bu soruyu doğru bilenin ismini de buraya yazacağım. Geleneksel alışverişe göre müşterinin zaman kaybını azaltması. Evet arkadaşlar, geleneksel alışverişte çıkıyoruz, gidiyoruz, işte bir ürünü inceliyoruz. Gidiyoruz, başka ürünü inceliyoruz ve zaman kaybımıza neden oluyor. Yani bir alışveriş merkezlerine veya bir işte bir ürün satın almaya gittiğimizde ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Ama internetten aldığımızda ne yapıyoruz? Bir tık uzağımızda. Basıyoruz, o siteye gidiyoruz. Basıyoruz, bu siteye gidiyoruz ve zaman kaybını azaltıyor. Firmalar arasında rekabetin azalmasını sağlama. Hayır arkadaşlar, burada daha çok firmalar arası rekabet artmıştır. Zaten reklamlarda görüyorsunuz, bir sürü internetten alışveriş yapan e-ticaret sitesi hep reklamlarını verir farklı farklı ve bu da rekabetin aslında ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Peki bu rekabetin artması da bizim avantajımızdadır arkadaşlar. Niye? Ürünleri daha uygun alabiliriz. Doğru cevabımız 1 ve 2'ydi arkadaşlar. B seçeneğini doğru işaretleyenleri, B seçeneği olarak cevabı doğru verenleri bakalım. Kimler vermiş arkadaşlar? İnanılmaz derecede B'ye bir yüklenme var. Ve mesela Erdem Karayel, hemen yazalım. Erdem Karayel, seni tebrik ediyorum Erdem. Ve hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz arkadaşlar? Ödüllü sorumuzu gösteriyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar.